Günaydın, hayırlı sabahlar, sağlıklı, mutlu, bereketli, güzel bir gün olsun. Saatler onu gösterdi ve KONTV ekranlarında hanım elinde randevumuz başladı. Günün ilk yarısı bizimlesiniz. İnşallah güzel geçer ve bereketli olur. Sağlık dileyerek başlayalım. Özel Selçuklu Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Danışmanı Profesör Doktor Mehmet Çolakoğlu hocam bizimle birlikte hanım eli stüdyolarında sizden gelen soruları cevaplayacağız. WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. 0542 332 6332 numaralarından mesajlarınızı, dileklerinizi, isteklerinizi ya da paylaşmak istediğiniz her şeyi bizimle paylaşabilirsiniz. Tüp bebeğe dair her şeyi konuşacağız. Hocam günaydın. Günaydın, Nasılsınız? teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Evet hocam bugün kimler tüp bebeğe adaydır diyerek sohbetimize giriş yapalım. Tabii ki gelen sorular bizi yönlendirecek. Benim size soracaklarım var ve tüp bebeğe dair yine akılda kalan bütün soruları cevaplamaya çalışalım. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum. KONTV olarak gerçekten güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Bütün sağlık alanı tabii ki önemli ama bu üreme sağlığının ayrı bir önemi var. Çünkü üreme olmasaydı bizler olmayacaktık. Dolayısıyla böyle güzel hizmetler yapıyorsunuz. Sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Bizlere fırsat veriyorsunuz. Buralara geliyoruz ve halkımızı aydınlatıyoruz. Tabii ki bizim görevimiz halkımıza hizmet etmek, onların dertleriyle dertlenmek ve dertlerine çare bulmak. Ama yaptığımız hizmetlerin böyle medya aracılığıyla halkımıza anlatılmasının ayrı bir önemi var. Çünkü biz ne yaparsak yapalım bir noktada sizler bizim penceremizsiniz. Yani halkımız bu pencere aracılığıyla bizler hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Şimdi üremenin önemine biraz önce değindik. Yani üreme olmasa zaten biz de olmayacağız diye. Dolayısıyla her insanın içerisinde bir üreme duygusu ve üreme hissi var. Bunu da en iyi şekilde tabii ki gerçekleştirmek istiyor insanlarımız. Belirli yaşa gelince, belirli seviyeye gelince. Bunun olmaması durumunda bir kere en başta fizik bir takım problemlerle karşılaşıyor. Sonra psikolojik problemlerle karşılaşıyor. Mesela doğum yapma, emzirme, gebe kalma bütün bunların hepsi meşakkatli şeyler gibi geliyor bize normalde. Halbuki bir sporcunun antrenman yapması gibidir. Yani sporcu nasıl ki daha fazla antrenman yaparsa, maçta başarılı olur, kendisi daha sıhhatli olursa, bir kadının da bir noktada psikolojik ve fizik ihtiyacıdır. Yani gebe kalması lazım, emzirmesi lazım, doğum yapması lazım. Bütün bunlar bu kadının hem ihtiyacıdır hem de onu geliştirir. Olmadığı takdirde de bir takım zararları olur. Mesela doğum yapmamış kişilerde, işte emzirmemiş kişilerde gerek meme kanseri olsun, gerek işte endometriyum kanseri dediğimiz yani vücudun dengesizliğinden doğan bazı hastalıklar, bazı olaylar da karşımıza çıkmaktadır. Çok doğum yapmış işte babaannelerimiz, anneannelerimiz daha sağlıklıdır falan denilir ya, doğru mudur o zaman hocam? Şimdi daha tabii, gençtir, daha dinçtir, daha evet. hastalıklar azdır denilir. Şimdi tabii ikisinin ortasını bulmakta bence fayda var. Bir kadın tersini düşünecek olursak, tamamen kontrolsüz bir şekilde doğum yapacak olursa, yani hiç aralık vermeden doğum yapacak olursa, acaba onun da bir şeyi olur mu? Yani bir zararı olur mu veya onun da faydası olur mu? Tabii bir ifratla tefrit gibi düşünülebilir. Yani nasıl ki hiç doğum yapmamak, gebe kalmamak kadına zarar veriyorsa, aynı şekilde diyelim 15 tane, 20 tane doğurmuş kadınlar görüyoruz biz. 22 tane, biraz önce söylediğiniz gibi özellikle
geçmiş zamanda bu bizim karşımıza çok çıkıyordu. Bunların da tabii kendilerine göre zararları var. Vardır mutlaka. Tabii olarak zaten bir noktada hani belirli bir oranda bu ayarlanıyor. Mesela emzirme ne oluyor? Bir noktada da doğum kontrolü sağlıyor. Ama diyeceksiniz ki her emziren kadın emzirme müddetince mutlaka korunur mu? Hayır. Evet, değil. Ama buna yardımcı olur. Özellikle emzirme döneminin başlangıcında bu denilen doğru. Yani tamamen korur ama sonlarına doğru yani bebek büyüdükçe diyelim 1,5 yaşına gelmiş hala emziriyor. Koruma özelliği azalır o zaman. Evet. Pardon. Şimdi sizin sorunuza gelince kimler tüp bebeğe adaydır diye. Tüp bebek bu çağımızda biliyorsunuz bilimsel ilerlemelerin, buluşların en önemlisidir diyebiliriz. Yani üreme ile ilgili problemlerde bize en fazla yardım sağlayan bir buluştur. Dolayısıyla tabii ki bunu bulanları biz rahmetle yad ediyoruz. Kimler adaydır? Bütün çocuğu isteyip de olmayanlar aslında bir noktada adaydır. Ama hangilerine daha önce sıra gelir? Aslında onu konuşmakta fayda var. Öncelikli olanları konuşmak lazım. Şimdi bir kere gruplandırmak lazım. Yaş gruplarına göre adaylar vardır. Hastalık durumlarına göre adaylar vardır. Ne bileyim sosyal durumlarına göre olan adaylar vardır. Yaş grubu tabii ki önemli olduğu için ondan başlamak istiyorum. Yaş grubunda özellikle 35 yaşının üzerindeki kadınlar tüp bebeğe daha yakındırlar. Yakın. Neden yakındırlar? Bilindiği gibi kadınlarda fizyolojik tabii bu olay. 35 yaşından sonra yumurtalarında sayı olarak azalma var. Sayı olarak azalmanın yanında aynı zamanda fiziksel olarak yumurtanın fizik özelliği olarak da bozulma var. Yumurta sayısında azalma ve bozulma ne anlama geliyor? Yani o kadının üretkenliği azalıyor anlamına geliyor. Bir. İkincisi yani hiç gebe kalamıyor veya gebe kalmakta zorlanıyor. İkincisi ne? Yani 35 yaşında bu yumurtalar böyle bozuk olursa, az olursa ne oluyor? İkincisi gebe kalsa bile bu gebelikte düşük yapma ihtimali artıyor. Daha yüksek. Evet. Üçüncüsü ne? Gebe kalsa, düşük yapmasa bile anomalili çocuk doğurma ihtimali artıyor. Bütün bunların başlangıcı nereye kadar gelip dayanıyor? Yumurtalardaki bu bozulma meselesine dayanıyor. Ancak sadece tabii ki yumurtalardaki bozulma meselesi değil. Yani diyeceksiniz hiç mi erkeğin burada rolü yok veya spermlerin de gerek gebe kalmada, gerekse düşük yapmada, anomalili çocuk doğurmada acaba katkısı spermlerin var mı, de değil mi? Var tabii. Onların da var. Ancak şöyle, erkeklere baktığınız zaman kadınlara göre çok daha avantajlı olduklarını görüyoruz. Mesela kadınlar için çok nete yakın bir yaş söyleniyor. Mesela deniyor ki işte 35 yaşından sonra bu iş hızlı bir şekilde bozuluyor. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Peki erkekler için böyle bir yaş var mı? Yani onların spermleri ne zaman bozuluyor? Veya onların spermlerindeki bu değişim, kötüye doğru giden değişim ne zaman başlıyor? Onu söylemek güç olmakla beraber bir kere en az kadına göre 10 yıl daha ileri, tabii ileri oluyor. Mesela kadında biz bunu 35 olarak söylersek, erkekte bunu en az bir 45-50 gibi bir rakam söyleyebiliyoruz. Bir, ikincisi de erkekteki değişikliği kadındaki değişiklik gibi böyle çok keskin sınırlarla söyleyemiyoruz. Bilmem anlatabiliyorum. Evet. Yani bu tabii ki fizyolojik olan durum için söz konusu olan, yani patolojik bir şey varsa 20 yaşındaki bir erkekte de bütün bu söylenen olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla hem
kadının yumurtası normal olmasına rağmen gebe kalmakta problem olabilir, düşük yapabilir, anomalili çocuk doğurabilir vesaire vesaire. Bu patolojik bir durum. Fizyolojik olarak dediğiniz zaman erkek için bir kere en az bir 10 yaşı ileri olarak söyleyebiliyoruz. Lazım. Artı kadındaki gibi çok keskin sınırlar koyamıyoruz. Mesela artık 35'ten sonra kadın 40'a geldiği anda iyiden iyiye kadında bir yumurta üretiminde ve yumurta kalitesinde bozukluk oluyor. Şimdi hayat süresi içerisinde baktığınız zaman 40 yaşındaki bir kadın hemen hemen hayatının ortasında gibi. Yani mesela 70-80 yaşlık bir ömür düşünürsek evet. Netice itibariyle 40 yaş nedir ki? 40 yaş daha bunun tam ortası ve kadın güzel mi? Güzel. Bakımlı mı? Bakımlı. Ya her şey yerinde. Ama işte doğurganlıkta. Ama siz suratına bakarak bu kadının yumurtası hakkında fikir söyleyemiyorsunuz. Suratı çok güzel olabiliyor, vücudu çok güzel olabiliyor ama yumurtaları bozulmuş olabiliyor. Dolayısıyla üreme fonksiyonu bozulmuş olabiliyor. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla bir kere kadınların özellikle üremede daha acele etmeleri gerekiyor. Tabii bu Allah tarafından oluşturulan bir kaide. Zaten halk tarafından da bilinen bir gerçek. Yani mutlaka evlenirken de ne oluyor? Erkeğin yaşı kadına göre daha fazla olsun isteniyor. Tabii bu ne kadar gerçekleşiyor o ayrı bir mevzu ama neticede bu hemen hemen bilinen bir kaide. Demek ki yaş faktörü kadınlarda çok önemli ve dış görünüşe göre de biz bunu söyleyemiyoruz. Hatta ve hatta mesela bazı kadınlar var, evlenmiş mesela diyelim ki 20 yaşında evlenmiş, 22 yaşında evlenmiş, 3 tane çocuğu var. İşte herhangi bir sebeple boşanmış, kocası ölmüş, şöyle böyle olmuş, 40 yaşında bir daha evlenmiş. O kadın zannediyor ki ben çok rahat diyor gebe kalıyorum, ben diyor hiçbir şey problemi çekmedim. 3 tane de çocuğum var diyor. Ama şimdi diyor ben gebe kalamıyorum diyor. Bize göre çok normal bir şey. Çünkü hep söylüyoruz işte 35 yaşından sonra şöyle bozuluyor, 40 yaşından sonra böyle bozuluyor falan filan. Ama kadın birdenbire bir hayret içerisinde. Nasıl olur diyor yani. Ben diyor 3 tane çocuğum var. Ben 40 yaşındaysam diyor niye yani ben şimdi şu anda gebe kalamıyorum ve diyor. Ve adet düzenliliği adet de var. Adet düzeni de var. Yani her adet şey düzensizliği yolunda. De. Evet. Kendisine baktığınız zaman da gayet güzel bir kadın. Hiçbir böyle vücudunda bir deformasyon falan da yok. Evet. Ben diyor niye kalamıyorum diyor. İşte biz bunu halkımıza anlatamıyoruz. Yani zannediyor ki ben önceden gebe kalmışsam, benim işte ben güzelsem, benim adetlerim düzenliyse ben çok rahat gebe kalabilirim gibi bir yanlış algı var. Peki bu onun yaptığımız için, sporların, beslenmenin falan hiç mi etkisi yok hayır, hocam? Hayır var. Şimdi bunlar tabii ki etkili. Ama ondan daha önemlisi genetik durum. Genetik olarak bazı kadınlar mesela biz hep 35 diyoruz. Diyoruz mesela. Evet. Ama bu değişebiliyor. Şimdi bazı kadınlarda bu mesela 38 oluyor. Bazı kadınlarda 40 oluyor. Evet. Şimdi tersi de mümkün. Yani hep biz olumsuz yönden mesela yaşı incelediğimiz zaman olumsuz yönden bakıyoruz ya hep 35'ten sonra şöyle oluyor. 38'den sonra bozulan da var. 40'tan sonra bozulan ama genelde toplumun %80'e yakını böyle oluyor. Ve menopoz yaşı olarak da mesela menopoza kaç yaşında giriliyor? İşte genellikle 46, 47, 48 o yaşlarda giriliyor. Peki 55 yaşında menopoza giren var? 58 yaşında menopoza giren var? Bilmem anlatabildim mi? Orada da genetik önemli, tabii orada da genetik önemli. Yani apoptozis dediğimiz programlanmış hücre ölümü. Yani o da Allah tarafından o hücrelere verilen özellik. Yani belli bir zaman geldiği zaman hücre fonksiyonunu yapmaya başlıyor. Belli bir zaman geldiği zaman da o hücre o fonksiyonunu durduruyor ve ölüyor. Evet. Bu da programlanmış bir şey. Tabii ki bunun
kronolojik yaşla alakası var ama genetik özellikle de alakası var. Dolayısıyla toplumdaki algı olarak bir kadın adetleri düzensizliyse, vücudunda deformasyon yoksa, hatta ve hatta spor yapıyorsa, güzel besleniyorsa bile, bakın üzerinde özellikle duruyorum, bile bunun ne olabiliyor? Yumurtalarında bozukluk olabiliyor, gebe kalmasında problem olabiliyor. Bunlardan dolayı yani yumurtadaki bu bozukluk, gebe kalmasındaki bu bozukluğun yanında düşük yapma ihtimali ortaya çıkıyor. Mesela kadınlar çok seviniyorlar. İşte sen 40 yaşında zor gebe kalırsın, şöyle olursun, böyle olursun, zaten psikolojileri de bozuk. Pat diye kendiliğinden gebe kalıyor. Hiçbir tedavi yok. Ama büyük bir ihtimalle düşük yapıyor. Şimdi siz şöyle bir soru sorabilirsiniz. Mesela 25 yaşında gebe kalmış bir kadının düşük yapma ihtimali ne kadar? 40 yaşında veya 42 yaşında gebe kalmış bir kadının düşük yapma ihtimali ne kadar diye. Bu hemen hemen iki misline çıkıyor. Mesela 25 yaşında gebe kalmış bir kadının düşük yapma ihtimali yaklaşık %15'lerdeyse, %20'lerdeyse, 42 yaşında gebe kaldığı zaman bunu ikiye katladığınız zaman %40'lara 45'lere, yani neredeyse yarı yarıya düşük yapma ihtimaliyle karşı karşıya. Dolayısıyla halkımızın bu konuda da bilinçli olması gerekiyor. Peki o zaman bütün bu anlattıklarımızın sonucunda yani nereye gelebiliriz sonuç olarak? Sonuç olarak eğer siz çocuk istiyorsanız ve gebe kalmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Lazım. Peki bu ne demek yani? Elini çabuk tutmak ne demek? Yaş grubuna göre de değişebilir. Yani 20 yaşındaki bir kadın diyelim bir sene bekleyebilir. Ama bu 30 yaşına geldiği zaman bence bir sene beklemesi doğru değil. Peki başka ne olabilir? Yani öneri olarak veyahut da tavsiye olarak. Başka da gebelik ihtimali düşük olan metotları çok fazla kullanmak da doğru değil. Şimdi biz kimler tüp bebeğe adaydır soru bu ya. Peki tüp bebeğin dışında da bir sürü tedavi var. Önce onları yapalım. Yapalım tamam. Ama bunları yaparken sizin yaş durumunuzu ve de yani genetik durumunuzu da şey yapmamız lazım. Değerlendirmek. Şimdi kız kardeşi, teyzesi 30 yaşında menopoza girmiş bir kişi 20 yaşında evlense bile eğer 3-4 ay içerisinde gebe kalamıyorsa bile, bakın 20 yaşında olmasına rağmen bence hemen tedaviye başlaması lazım. O zaman onlar tedavide çok iyi bir veri sizin için. Tabii. Onun için biz gelenlere neyi soruyoruz? Senin kız kardeşin, annen. Bir kere kaç kardeşsiniz? Oradan başlıyoruz. Kaç kardeşsiniz? Ben tek kardeşim dediği zaman ha bizim kafamızda bir şey var. Niye bu tek kardeş? Ha babası ölmüştür. Kadın da evlenmemiştir. O ayrı. Ama annenle baban ne kadar evli kaldı? Diyelim ki işte 40 yıl evli kaldı. 40 yıl evli kalmışlar. Tek çocuk tek var. Çocuk. Burada aklınıza ne geliyor? Şüphe geliyor. Acaba genetik olarak bunun annesinde de bir problem var mıydı? Yani bu problem de acaba çocuğuna geçebilir mi? Gibi sorular akla geliyor. Dolayısıyla bu tip risk faktörleri olan kadınların ne yapması lazım? Tüp bebek dışı tedavilerle fazla oyalanmaması gerekiyor. Hani bizim işte iğneler veriyoruz, haplar veriyoruz veya aşılama yapıyoruz. Tamam, bunlarla da gebelik ihtimali var. Gebelik ihtimali yok değil. Ama tüp bebekteki gebelik ihtimali diyelim ki %50 ise, %60 ise, böyle tedaviler yaptığımız zaman bu ihtimaller %10'lara, 15'lere, 20'lere düşüyor. Hele bir risk grubundaki bir kadının tüp bebek dışında gebelik ihtimali düşük olan bir metotla çok uzun süre bu şekilde oyalanması bir noktada ne oluyor? O ihtimalini de yani gebelik ihtimalini de düşürüyor değil mi? Zayıflatıyor. Evet. Düşürüyor. Diyelim ki tersi de oldu. Hani hemen tüp bebek yaptılar ve gebe kaldı. Kadın çocuğuna kavuştu. Şimdi hep biz mantık kurarken madalyonun bir bu tarafını düşünüyoruz, bir bu tarafını düşünüyoruz. Şimdi diyelim ki tüp bebek yaptık, hemen gebe kaldı, çocuğu oldu.
Ve ondan sonra aradan bir sene geçti. Kendiliğinden gebe kaldı. Tedavisiz. Tedavisiz gebe kaldı. Şimdi mantık olarak şöyle bir şey düşünülebilir. Denir ki ya ben bu tüp bebeği boşuna yaptım. Boşuna yaptım ve bak kendiliğinden de benim çocuğum oldu. Güzel. Şimdi terazinin bir kefesine bunu koyalım. Öbür kefesine de tersini koyacağız şimdi. Tüp bebek dışı tedavilerle çok uzun süre oyalandı. Oyalandı, oyalandı, oyalandı ve ondan sonra tüp bebek yaptı. Gebe kalamıyor, gebe kalıyor, düşüyor. Yani ya çocuğu olacak ya olmayacak. Şimdi böyle bir kişi düşünüyoruz. Bir tarafta tüp bebek acele yapmış, çocuğu olmuş, sonradan kendinden çocuğu olmuş. Öbür türlü çok uğraşmış, uğraşmış, olmamış. Tüp bebek yaptırıyor, gene başarı şüpheli olacak mı, olmayacak mı belli değil. Şimdi biz bir şahsa soruyoruz. Sen birinciyi mi olmak istersin, ikinciyi mi? Herkes ne diyecek? Ben birinciyi olmak isterim diyecek. Evet. Çünkü sonuç olarak benim çocuklarım var. Benim param gitmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş ama ben buna kavuştum. Öbürü kavuşamamış. Evet. Ve neticede daha fazla da maddi olarak para harcamış, sinir harcamış, stres harcamış. Şimdi bütün bunları ben hastalarımla paylaşıyorum. Ya neticede diyelim ki sen bunu yaptırdın, fazla masraf yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın. Ama neticede senin çocuğun var. Evet. Bunun kıymetini bil. Öbürünün yok. Yani sonuç önemli değil mi? Tabii. Sonuç önemli. Bu mantık ve düşünce açısından baktığımız zaman ki durup dururken de tabii hiçbir doktor hemen gelmiş 20 yaşındaki bir kişiye daha 3 aylık 4 aylık evli gel sana hemen tüp bebek yapayım demez. Demez tabii ama ki. Risk faktörleri varsa veyahut yaşı ileri ise ne bileyim yani bunlar da önemli. Bir de tabii ki hastanın psikolojisi, ailenin psikolojisi de önemli. Yani bir evin bir erkek çocuğu evlenmiş. Evet her ikisi de genç. Kız da erkek de 20'li 25'li yaşlarda. Ama geldikleri zaman aşırı bir istek var. Bir an önce ben çocuğuma kavuşayım isteği var. Siz bir noktada bunun bu fizik ve psikolojik ihtiyacını da karşılamak zorundasınız. Biz tabii ki söylüyoruz. Yani diyoruz ki sizin bizim gördüğümüz kadarıyla çok önemli bir probleminiz yok. Hani beklemekle de olabilir. Belki tüp bebek dışı tedavilerle de sizin çocuğunuz olabilir. Olabilir. Ama bu kadar acele ettiğiniz zaman bizim bilimsel verilerimize göre sizin tüp bebek uygulamanız gerekir. Çünkü başarı ihtimali yüksek olan metot bu. Devam ediyoruz. Ekranlarda yeni geldiyseniz, şimdi açtıysanız televizyonlarınızı. Biz bugün Profesör Doktor Mehmet Çolakoğlu ile birlikte kimler tüp bebeğe adaydır diye başladık. Ve işte erkekleri, hanımefendileri, işte aday anne babaları konuşuyoruz. Ve dedi ki hocam, reklama gitmeden önce erkeklerin bu kaçması, tedaviye sıcak bakmaması, hatta hiç söylememesi bile... Yani hep saklaması durumda nasıl bir etki yaratıyor hocam? Konuşalım mı? Çünkü önemlidir bu konu. Şimdi tabii her hasta olan kişinin mutlaka psikolojisi bozuktur bir. İkincisi de bu hastalığının başkaları tarafından bilinmesini istemez. Bu gayet normal, doğal bir şey. Yani... Bendeki bir hastalık seni ne ilgilendiriyor veya başkasını ne ilgilendiriyor diyebilir. Ancak burada bir ortak yaşam var. Evlenmişsin, karın var ve sizin ortak ürününüz olacak olan çocuk beklentisi var. Bir üçgen içerisinde bu işin hallolması lazım. Üçgende kim var? Kadın var, erkek var, doktor var. Evet. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Kadın, erkek ve doktor üçgeninde bu işin hallolması ve her türlü mahremiyetin açılması gerekir. İşte burada bazı bozukluklar oluyor bu üçgende. Nasıl diyeceksiniz bozukluk oluyor? Birincisi
girmemesi gereken kişiler bu üçgene giriyor. İşte komşusu mesela. Evet. Hatta ve hatta işte kayınvalidesi veyahut teyzesi falan filan. Yani girmemesi gereken kişi giriyor üçgene. Girmesi gereken bu üç kişinin de kaçanlar oluyor. Kim oluyor? Genellikle kaçan erkek oluyor. Demek ki üçgene girmesi gereken kişi girmiyor, girmemesi gereken kişi giriyor. Çok onun için anlattınız. Biz ne yapacağız? Biz hani efradını cami, ayarını mani diye eskiden efradını cami, yani ilgili bütün şeyleri toplayacağız. Kişileri. Ama yabancı ve işi olmayanları da dışarıya atacağız. Demek ki biz bu üçgeni güzel kuracağız. Kadın, erkek, doktor üçgeni ve bu üçgene de genellikle benim tavsiyem başka kişileri almayacağız. Alırsak kafa karışıklığı oluyor. Çünkü herkesin hastalığı kendine özeldir. Komşu geliyor diyor ki ya diyor ben diyor işte falan tedaviyi yaptırdım oldu. Ya anladık ama onda o hastalık mı var? Onda o özellik mi var? Yani niye, nasıl, neye göre? Veyahut da diyor ki ya aman diyor onu yaptırma diyor. O diyor çok çok ağrılı oluyor diyor. Veyahut o diyor başarısız oluyor. Ya sen ne biliyorsun? Yani bildiğim bir şey değil ki. Bu tip kişiler zaten kafası karışık olan hastayı ne yapıyor? Allak bullak ediyor. Dolayısıyla bir kere bu mahremiyetin üçgen içerisinde kalkması gerekiyor ve üçünün de buna dahil olması gerekiyor. Hiç kimse kaçmayacak. Ne doktor kaçacak, ne kadın kaçacak, ne erkek kaçacak. Evet. Ve mantıklı bir şekilde her türlü sorun masaya yatırılacak ve orada inşallah hallolacak. Bu çok önemli bir şey. Elimizde bazı şeyler var. Şimdi diyeceksiniz ki evet kişi evlenmiş, çocuğu da olmuyor. Ne yapsın yani bu? Hangi doktoru seçsin? Hangi hastaneyi seçsin? Nereye gitsin? Kah gidiyor komşusundan fikir alıyor. Kah gidiyor eczaneden ilaç alıyor kafasına göre. Şimdi tabii bu da önemli bir şey. Ne yapsın yani bu, evet. bu kişi? Bir kere internet diye bir elinde imkan var. Şimdi gençler %80-90 internet kullanıyor. İnternette güvenilir sitelerden ve güvenilir kişi ve doktorlardan fikir alabilirler veya onların sitesine girip bilgi edinebilirler. İkincisi de rastgele kadın doğumcuya gitsin. Yani desin ki benim derdim bu. Çünkü hasta daha ilk şeyinde mesela diyelim biraz önce o erkek modelini verdik. Erkek kaçıyor. Eczaneye gidiyor diyor ki benim diyor spermlerim düşük. Sen bana diyor bir ilaç ver. Benim diyor spermlerim yükselsin. Bu doğru bir şey değil. Bilmem anlatabiliyor muyum. Evet. Ha, doktora git. Doktor baksın. Ne gerekiyorsa o yapsın. Bilmem durumu anlatabildim mi? Bu kahve arasında hani konuşuyorduk geç kalma ve şey meselesinden kimler adaydır diye. Kişilerin acele etmesi gereken önemli gruplardan bir tanesi de bu endometriozis grubu. Onu da unutmadan söyleyeyim. Hani bu kan kisti, çikolata kisti meselesi olan kişi diyelim ki tespit edildi çikolata kisti. Çikolata kisti çok önemli de olabilir, önemsiz de olabilir. Ama biz her çikolata kistini önemsememiz lazım. Özellikle çocuğu yoksa bu kişinin mutlaka çikolata kistini önemsememiz gerekiyor. Çikolata kisti dediğimiz bu endometriozis hadisesi kadının yumurtalığını adeta kemirip bitiren, öldüren bir hadise. Dolayısıyla zaman geçtikçe ne olacaktır? Yumurtalık bitecektir, tükenecektir. Onun için acele etmesi gerekiyor bu kişilerin. Bir an önce tedaviye başlaması gerekiyor ve kalan o yumurtalarının çocuğa dönüşmesi için, gebe kalabilmesi için uygun ortamların oluşması lazım. Şimdi çikolata kistini görüyorsunuz. Siz tüp bebek yapmıyorsunuz. Kadın da 35 yaşında ve işte yok aşılama yapıyorsunuz, yok işte ilaç veriyorsunuz, iğneydi, şuydu, buydu. Hiçbir manası yok değil mi hocam?
Yani manası olsa bile vakit geçirmeden başka bir şey değil. Çünkü bizim için bütün bu saydıklarımız içerisinde en önemli faktör vakit faktörüdür. Vaktin geçmemesi gerekiyor. Vaktin en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Bunu değerlendirebilmek için de en uygun tedavi metodunun mutlaka bulunması gerekiyor. Bunun için de en uygunu nedir? En uygunu kendi doktorunun vereceği bir noktada karardır. Onu dinlemesi gerekiyor. Bir de burada işte doktorunu dinlemesi gerekir dediniz ya. Çok fazla doktor atlama, işte bir de buna sorayım, bir de ona gideyim. Hani istikrar çok önemli sanırım herhalde hocam bu doktor meselesinde. Kime gidiyorsan onunla devam edeceksin, dinleyeceksin. E bir de buna sorsam, bir de buna gitsem. Bu da çok önemli değil mi bu süreç içerisinde? Ne diyorsunuz? Evet, genellikle önemli meselelerde bir noktada hani hastalarımız telaşla veyahut da yaptıracağı tedavinin kendisine yapacağı gerek fizik etki, gerek maddi olarak biraz yüklü olduğu zaman hani bir doktorla, bir hastaneyle kalmayayım, birkaç kişiye ben bu işi danışayım, sorayım gibi bir psikolojiye girebilir. Yani bunları da çok yadırgamamamız gerekiyor. Ancak şu vardır, özellikle doktorun dışındaki kişilere, özellikle bu işin uzmanı olan doktorun dışındaki kişilere gittikleri zaman daha fazla kafalarının karışacağını da kendilerine hatırlatmamız gerekiyor. Ben şimdi dikkat ediyorum. Mesela belirli bir eğitim seviyesini almış kişiler, bu dediğimiz yani hiyerarşiyi veya bu dediğimiz algoritmayı takip ediyor. Yani hiçbir şey bilmiyor, hiç kimseyi de tanımıyor ama çocuğu olmuyor. Diyor ben bir internete gireyim bakayım, yani bu internette neler var. Sonra bu işle ilgili olan doktorların siteleri var mesela, onlara gireyim diyor. Bir de bu tip işte sizin de önemli bir toplumsal görev yaptığınızı zaten konunun başında ben söyledim. Sizin gibi yayın organları vasıtasıyla bizim gibi hekimleri dinleyerek hastalar bilgi sahibi oluyor ve ona göre yönleniyorlar. Dolayısıyla benim demek istediğim şu, bütün hekim arkadaşlarımız mutlaka kıymetli. Yani şu iyidir, bu kötüdürden ziyade bizim önemli olan sizin de dediğiniz gibi bir hekime bağlandığınız zaman o hekimle uzun bir süreci beraber geçirmeniz ve ona güvenmeniz. Yani baştan seçerken iyi seçin ama seçtikten sonra da onunla belirli bir müddet gidin, onu takip edin. Çünkü bizim mesela öyle hastalarımız var ki biz onu yıllarca takip etmişiz. Mesela 2 sene, 3 sene, 5 sene takip ettiğimiz hastalarımız var. Tüp bebek denemeleri olarak 2-3 tüp bebek denemesi yaptığımız hastalarımız var. Mesela 4.'de, 5.'de gebe kalıp çocuk sahibi olanlar var. Tabii ki her tedavi hasta için bir travma. Fizik travma, para yönünden maddi travma, onları biz kabul ediyoruz. Ama bu da bir noktada hani Allah'ın verdiği bir imtihan. Bu imtihanı da iyi geçmek zorundayız ve bu süreci iyi yönetmek zorundayız. Yani sabrederek, doğru şeyleri yaparak bu süreci geçirmek zorundayız. Evet. Sorulara bakalım hocam. 5 senelik evli bir hanımefendi, 33 yaşında, eşi de 38 yaşında. Beyefendi de 38 yaşında, hala çocuğumuz olmadı. Hocamızdan bilgi istiyorum dedi. İşte artık acele etmesi, zaman kaybetmemesi gereken bir hastalık. Evet, 33 hastalık. Yaşında olduğu için biraz önce söylediğimiz şablona tam uyuyor. Bir an önce tabii ki tetkiklerin yapılması lazım. Gerek erkek tarafı gerek kadın tarafı tetkiklerinin yapılıp eğer tetkikler diyelim ki ilk planda yapılan tetkiklerde çok önemli bir bozukluk görülmüyorsa tüp bebek dışı tedaviler yapılabilir. Ama sorarsanız hiçbir şey yani görülen aşikar bir şey olmamasına rağmen
ne kadar devam etsin tüp bebek dişi tedavileri derseniz, hani bu 2 ayı 3 ayı geçmesin. Çünkü 33 yaşında olduğu için 2 ay 3 ay içerisinde tüp bebek dişi tedavilerle gebe kalamazsa mutlaka tüp bebeğe geçmesinde fayda var. Evet, ve oradaki o zamanı kaybetmemesi gerekir sizin evet. dediğiniz gibi. Yine sorulara devam edelim hocam. Ben çift rahimliyim ve çok tedavi gördüm. Olmadı. Aşılama yapıldı. Yine olmamış. Ne yapmam lazım? Hocamıza saygılar Şimdi, demiş. Bu teşekkür ediyorum. Bu tabii çift rahimlilik anatomik bir bozukluktur. Bu anatomik bozukluğun tabii görülüp değerlendirilmesi lazım. Büyük bir ihtimalle bu anatomik bozukluğa bir ameliyatla başlanabilir. Büyük bir ihtimalle. Ameliyat sonrasında oluşturulacak yeni rahimle tedavi yapmakta daha fayda var gibi geliyor. Ama şu anda tabii ki bu çift rahimi görmeden, çünkü çift rahimin de çeşitleri var, nasıl bir ameliyat yapılacağı, ameliyat başarılarının ne kadar olacağını söylemek zor. Ne kadar sürer hocam peki? Yani ameliyattan sonra başlama süreniz? Çok sürmez. Yani öyle diyelim mi? Ki ameliyatı yaptık. Ameliyatın tabii cinsine göre. Şimdi endoskopik ameliyatlar da yapıyoruz. Mesela diyelim rahimde perde var. Ona da halk arasında çift rahim deniliyor. Perdeyi almak 10 dakikalık bir iş. 5 dakika veya 10 dakika. Zaten rahimin içerisine aletle giriyoruz. O perdeyi 5-10 dakika içerisinde aldık mıydı? Yani hemen 1 ay sonra veya 2 ay sonra tedavi yapabiliriz. Başlanır. Tabii. Evet. Eğer sadece perde varsa tüp bebek dışı tedavi yapılabilir 1-2 ay. Yaşı da müsaitse. Tamam. Soruya devam edelim. Sorularımıza izleyicilerden gelen sorularımız. 5 senelik evliyim. 3 kere hamilelik yaşadım. Birinci hamileliğimde bebek canlanmadı. İkinci hamileliğimde 7. haftada. 3. hamileliğimde de 13. haftalık iken bebeklerini kaybetmiş. Yaşım 26 diye de eklemiş. Düşük yapmak istemedim. Ama genetik test yaptırdım. Kan pıhtılaşması çıkmıştı. Üçüncü hamileliğimde iğne kullandım. Hiçbir sorun çıkmıyor. Başka hangi testleri yaptırabilirim diye. 26 yaşında ve 5 yıllık evli. Evet, geçmiş olsun. Tabii ki zor bir süreç zor, değil mi? Zor bir süreç. Ama çaresiz diye bir şey yok. Şu anda biraz önce de söylediğimiz gibi tıp çok ilerledi. Bilim çok ilerledi. Özellikle genetik bölümü çok ilerledi. Sadece kan pıhtılaşma olarak genetiğe bakmamak lazım. Birçok genetik test var bir kere. Onların yapılması lazım. Onlar yapılabilir. Çünkü özellikle düşük materyalindeki genetik durumda önemlidir. Annenin genetik yapısı önemlidir. Babanın genetik yapısı önemlidir. Bunların etraflıca bir kere araştırılması lazım. Bir. İkincisi de daha başka, yani fizik ve immünolojik problemlerin araştırılması lazım. Yani gerekiyorsa endoskopik tetkikler yapılacak, immünolojik tetkikler yapılacak. Anatomik olarak daha iyi değerlendirilecek. Basit gibi gördüğümüz ne bileyim işte mikrop araştırmasından tutun da vajinal biyoloji dediğimiz o şeye kadar hepsinin araştırılması gerekiyor. Detaylı olarak incelenmesi gerekir. Sorulara devam edeceğiz ama bu kayıplardan sonra ne kadar süre veriliyor hocam? Onu merak ediyorum. Mesela şimdi ileri, 3 düşük. Evet. İleri hafta düşüğüyse tabii belirli bir süre vermekte fayda var. Mesela 18. 20. haftayı geçen düşüklerde en az bir 3 ay 4 ay ara vermekte fayda var. Ama 1 aylık 2 aylık falan bir düşük yapmışsa beklemeye gerek yok. Çok fazla beklemeye gerek yok ama iyi araştırma yapıldıktan sonra tedaviye geçilmesi gerekiyor. Yani biraz önce de söylediğim gibi şu anda bu tekrarlayan düşüklerle ilgili çok çeşitli elimizde argümanlar var, çok çeşitli tetkikler var. Dolayısıyla tabii ki biraz da maddi durumla da alakalı. Çünkü bu yeni bulunan tetkiklerin birçoğunu sigortalı olmasına rağmen
devlet tarafından karşılanmayan tetkikler, özellikle genetik tetkikler. Gene bu tekrarlayan düşüklerde eğer genetik sebebi biz yakalarsak biz bunlara genetik tüp bebekte yapıyoruz. Yani anne ayrı bir şekilde inceleniyor, baba inceleniyor. Hatta ve hatta yaşayan çocuk varsa yaşayan çocuk inceleniyor. Yaşayan çocuk yoksa düşük materyalindeki genetik yapı inceleniyor. Ondan sonra genetik tüp bebek yapılmaya karar veriliyor ve embriyolar elde edildikten sonra o elde edilen embriyoların genetik yapıları incelenip o şekilde transfer yapılıp sağlıklı gebe kalması sağlanıyor kadının. Her düşük size bir veri veriyor mu hocam? Verir değil tabii. Verir. Düşükle devam edelim sorulardan. Şöyle baktım, yine bir 9 tane düşüğü olan bir hanımefendi. 30 yaşındayım. Tekrar bir tane de çocuğu var. 12 yıllık evliyim diyor. Tekrar istiyorum ama korkuyorum. Çünkü 9 tane düşük yaşadığı için herhalde. Ne yapabilirim, denemeli tabii miyim? Tabii o çocuğu ne zaman doğurmuş? En başta mı doğurmuş değil yoksa mi? Düşüklerin arasında mı doğurmuş? Bu da önemli. Doğru. Şöyle ki geçirdiği gebelik sırasında veya geçirdiği yaptığı doğum sırasında da rahimde bir anormallik kalmış olabilir. Ona bağlı olarak bundan sonra düşük yapıyor olabilir. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bir kere incelememiz lazım. Yani bir anatomik bozukluk mu var? Çünkü baştan beri gelen bir şey olsa hiç çocuk sahibi olmaması olamaz, gerekirdi gibi bir düşüncemiz var. Bir tane sağlıklı olduğu için bakmak lazım. Evet, sorularınıza devam ediyoruz. Teşekkür ederiz sorular için de. Benim iki kızım var. Tekrar hamile kalmak istiyorum. Rahimde perde var. Konuşmuştuk biraz önce. Perde alındı. Normal kalmadım. Bir aşılama ve bir tüp bebek yaptırdım. Ama olmadı. Ne yapabilirim? Tekrar çocuk istiyorum diyor. Perdeden, biraz önce söylemiştiniz. Perdeden sonra da tekrar endoskopi yani histeroskopi yapmamızda fayda var. Bunu yapıp tekrar değerlendireceğiz. Bir. İkincisi biraz önce söylediğim gibi gene bu ileri genetik araştırmalar var. İleri genetik araştırmaları yapmamızda fayda var. Onları da yaparsak büyük bir oranda. Şimdi size şöyle söyleyeyim. Mesela eskiden akraba evlilikleri vardı. Yani her zaman var da akraba evliliklerinde biz hemen hemen hiçbir şey yapamıyorduk. Yani akraba evliliği var. Hadi git gebe kal. Yani sağlıklı da olabilir. Sakat da olabilir. Sağlıklıysa ne ala, sakatsa ne yapalım diyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi annenin, babanın ayrı ayrı ve çocukların da tabii genetik yapısına bakmak suretiyle akraba evliliklerinde de genetik tüp bebekle sağlıklı çocuk elde etme imkanı doğdu. Bütün bunların hepsi tabii ki genetik biliminin ilerlemesiyle oluyor. Yani kadın doğum başlı başına bütün bunların çaresi meselesi değil. Kadın doğumun yanında tabii ki yan dallar da var. Bunlardan en önemlisi tabii ki genetik patolojisi var, fizyopatolojisi var. Ne bileyim bunların da tabii ki bize yardımcı olması gerekiyor. Sizden gelen soruları cevaplandırmaya devam ediyoruz. Hocam, bir sorumuz daha var ve o soruyla birlikte hem konuyu daha iyi anlatmış oluruz hem de izleyicimizin sorusunu cevaplandırmış oluruz. Hanımefendinin adet düzensizliği var. Eşinde de sperm sayısı azlığı var. Hiç çocuğumuz olmadı. Nasıl bir tedavi süreci? Yaşını söylemiş mi? Yaşını söylememiş. Tam bizim konumuz. Her iki tarafta birden var. Yani adet düzensizliği olduğuna göre büyük bir ihtimalle bir hormonal bozukluk vardır. Hormonal bozukluk ne demek isterseniz biraz açalım. Hormonal bozukluk demek... Bizim gayemiz ne? Bizim gayemiz kadında iyi bir şekilde yumurta elde etmek ve rahimi de iyi bir şekilde hazırlamak, gebeliğe hazırlamak. İşte hormonal bozukluk olduğu zaman ne yumurta iyi bir şekilde gelişiyor, kaliteli bir yumurta oluyor, ne de rahim iyi bir şekilde hazırlanıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Ya hiç gebe kalamıyor, ya gebe kalsa bile düşük yapıyor. Düşük yapmasa
bile ileri gebelik haftalarında problem çıkabiliyor. Hmm. Yani işte eşi önde gelebiliyor, eşi erken ayrılabiliyor vesaire vesaire. Şimdi hormonal bozukluğun mutlaka tedavi olması gerekiyor. Yani kadına bir takım ilaçlar verilir, hormonal bozukluğu giderilir. Ama erkekteki sperm düşüklüğü belirli şartlarda bu sağlanabiliyor. Hı hı. Yani erkeğe bir takım ilaçlar vermek suretiyle onun spermleri güçlendirilebiliyor. Hı hı. Ancak bu kadındaki kadar başarılı değil. Yani siz ne yaparsanız yapın, erkeklere belirli düzeyin üzerinde sperm kalitesi sağlayamayabiliyorsunuz. Hmm. Yani bu şu anlama geliyor. Hiç ne aşılama ne tüp bebek yapmadan spermlerin kendiliğinden gidip yumurtayı bulup döllemesini kastediyorum. Peki buna yardımcı olarak ne yapıyorsunuz? İşte aşılama dediğimiz işi yapıyoruz. Hmm. Yani tamam, erkeğe ilaçlar verdiniz, spermleri güçlendi. Ama o da yetmedi. Biz ne yaptık? Aşılama sırasında erkeğin spermlerini aldık. Daha da güçlendirdik. Yani dışarıda güçlendirdik. Onu kadına verdik. Bu iyi bir şey gibi geliyor. Değil mi? Yani spermler güçlenmiş. Gitsin yumurtayı bulsun, döllesin. Evet. Ama pratikte o da başarısız oluyor. Biz ne diyoruz? Aşılamada da gebelik ihtimaliniz sizin %15'tir. Yani oldukça düşük. Yani mantık olarak iyi gibi ama neticeye gitmek istediğiniz zaman çok başarılı değil. Peki ne yapmak lazım? Onun bir kademe ilerisi, bu sefer de işte tüp bebek gündeme geliyor. Yani belirli hareketi kazanamamış olan spermleri siz artık ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz bunları mikro enjeksiyon dediğimiz metotla direkt yumurtanın içerisine kendiniz veriyorsunuz. Yani spermin hiç hareketi olmasa da bir noktada bu kişiler artık çocuk sahibi oluyorlar. Bu tüp bebekle, yani intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu dediğimiz, mikro enjeksiyon dediğimiz yöntem sayesinde. İşte siz bu başarıyı bazı durumlarda ne yaparsanız yapın erkekte sağlayamıyorsunuz. Yani dışarıdan da ilaç verseniz, aşılama yapıp dışarıda spermleri güçlendirerek de verseniz, spermi direkt alıp yumurtanın içerisine enjekte etme kadar başarıyı bazı durumlarda elde edemiyorsunuz. Onun için mecburen ne yapmanız lazım? Tüp bebek yapmanız lazım. İşte zaten ben bunu anlatmasam bile halkımız da biliyor. Nasıl biliyor? Yani herhangi bir kişiye, sokaktaki bir kişiye siz sorduğunuz zaman, ya bunların çocuğu olmuyor, hangi metot en başarılıdır, en iyisidir, o metot uygulansa dese, herkesin ilk aklına gelen ne oluyor? Tüp bebek oluyor. Evet. Yani bunlar o zaman tüp bebek yaptırsın. Yani bizim artık en iyi metodumuz veyahut da elimizdeki en iyi silahımız nedir? Tüp bebektir. İşte bu düşüncenin bir noktada fiziksel açıklamasını ben size yapmış oluyorum. Yoksa mesela aşılama bundan diyelim 50 yıl evvel zaten icat edildi. Ve tabii ki ilk önce zaten hep hayvanlarda deneniyor. Ondan sonra insanlara geçiyor. Niye tüp bebek icat edildi? Çünkü aşılama her durumda yeterli olmuyordu. Erkeklere ilaç verme meselesi belki 100 yıldan beri olan bir şey. Niye peki aşılama icat edildi? Çünkü erkeklere ilaç vererek spermleri güçlendirme meselesi başarılı değil. Ben size bir kademe daha ilerisinde söyleyeyim. Şimdi tüp bebekteki başarı oranımız ne diyoruz? İşte %50 diyoruz, 60 diyoruz. En iyi şartlarda işte %70 diyoruz mesela. Niye biz bunu %90'lara, %100'lere çıkartmayalım? Ha, demek ki bizim daha da çalışarak, daha iyi metotlar bularak ne yapmamız lazım? Tüp bebekten daha iyi bir metot bulup veya tüp bebeği öyle bir geliştirmemiz lazım ki daha da başarılı olalım. Bilmem anlatabildim mi? Şimdi bütün bu konuşmalardan sonra bir yorum yapacak olursak o zaman şöyle bir yorum ortaya çıkıyor. Demek ki
bazı durumlarda ısrar etmek, hani erkeğe işte ilaç verelim, efendim spermleri yükselsin. İşte kadına ilaç verelim, yumurtlaması düzelsin, artsın diye ısrar ederek fazla gitmenin bir anlamı yok. Neden? Çünkü bir üst modeli zaten çıkmış onun. Bilmem anlatabildim. Hani bu şuna benziyor. Siz 2016 yılındasınız. 2016 yılında işte ne bileyim çıkmış güzel bir Mercedes arabanız var. Diyorsun ki benim her türlü imkanım var. Ben iyi bir araba almak istiyorum. Ben size desem ki ya işte 2005 model bir Opel işte versem falan nasıl olur? Diyorsun ya olur mu ya? Yani biz 2016'dayız sen bana 2005 model hem de Opel veriyor. Ya işte 2016 model Mercedes varken niye gidip 2005 model Opel? O araba değil mi? Araba. Güzel değil mi? Fena değil ama bak daha iyi bir metodu var. Bilmem anlatabildim evet, mi? Çok güzel. İleriye yönelik baktığımız zaman da diyelim biz 2020 yılında o zaman da 2000 belki de 15 model olan şu anda çok iyi dediğimiz Mercedes'i burun kıvıracağız. Ya evet. Bu 2016 model Mercedes artık bunun modası geçti. Bak 2020 model falan var diyeceğiz mesela. Onun gibi tedavilerde de mutlaka daha yeni, daha iyi olan metotları bir noktada ne yapmamız lazım? Bir an önce erişip kullanmamız daha mantıklı oluyor. Çok güzel anlattınız hocam. Yine bir soru. Az önceki soruda da yaşı sormuştunuz ya 33 diye tekrar dönmüş izleyicimiz. Ama zaten onu da açıklamış oldunuz, onu da söyleyeyim. 20 yaşındayım, eşim de 29 yaşında. Benim adet düzensizliğim var. İki ayda bir adet görüyorum, hap kullanıyorum. Biraz düzeliyor. Hapla birlikte adetleri biraz düzeliyormuş. Ama yine aynı oluyor. Eşimde de sperm sayısı düşük. Biraz önce anlattığınız gibi biri bununla aynı gibi soru. Ama hormon testi oldum, normal çıktı. Ne yapmalıyım diyor. Şimdi şöyle bir soru sormak lazım. Hormon testi normal çıktıysa hangi sebeple adet düzensizliği var? Ve 20 yaşında. Evet. Yani böyle bir şey olabilir mi? O zaman. Şimdi ben şunun için bunu söylüyorum. Bizim bildiklerimiz var, bilemediklerimiz var. Önemli olan neyi bilemediğini de bilmektir. Bir kere adet düzensizliğinin bir noktada önemli sebeplerinden bir tanesi hormon bozukluğudur. Ha diyeceksin ki peki sadece bu mu yani? Başka hiçbir bozukluk var tabii. İşte anatomik bozukluklar da vardır, ne bileyim kanama pıhtılaşma bozuklukları da vardır vesaire vesaire. Ancak bunun bir kere bir incelenmesi lazım. Eğer bizim konumuz bu çiftin çocuk sahibi yapmaksa o zaman inceleyeceğiz. Hormon bozukluğu yoksa başka bir sebep bulmamız lazım. Ama hormon bozukluğunu da atlamamamız lazım. Çünkü şöyle, mesela bir misal olarak ben size vereyim. Bundan diyelim 8-10 yıl evveline kadar kadınlardaki bir over rezervini, yani yumurtalık kapasitesini ölçen en önemli bizim hormonumuz FSH dediğimiz bir hormondu. İşte üçüncü gün FSH bakıyorduk. FSH yüksek çıkarsa bu kadının over rezervi işte düşük diyorduk, bozuk diyorduk vesaire vesaire. Ama bazı öyle durumlar vardı ki hem çocuğu olmuyor, over rezervi bozuk hem de FSH'sı normal çıkıyor kadının. Bu sefer biz ikilemde kalmaya başladık. Yani bu daha yeni, 8-10 senelik bir hadise. Şimdi o tip kişiye sorduğunuz zaman o ne diyor? Benim diyor şeyim normal, FSH'm normal çıkıyor. Peki o zaman senin niye şeyin yumurtalık rezervin az? Demek ki bunu ortaya çıkartmak bu sadece bu hormona bakmakla olmuyor. Olmuyor. Bu sefer ne çıktı? AMH diye, antimüllerian hormon diye yeni bir belirteç çıktı. Yani 8-10 senelik mesela biraz önce de söylediğim gibi. Ha bu sefer FSH yetmez diyoruz bak. Senin yumurtalık kapasiteni biz ortaya çıkartabilmemiz için bir de AMH yapmamız lazım. AMH'ya bakıyoruz. Ha AMH'm bak düşükmüş.
Dolayısıyla sadece FSH'ya bakarak biz burada karar veremeyiz diyoruz. Hı hı. Demek ki böyle hemen kestirip atmak, benim hormonlarım düzenli, evet, veya benim hormonlarım düzensiz, bir tane tahlil yapmakla olmuyor. Aynı şekilde sperm tahlillerinde de bu bizim karşımıza geliyor. Mesela bir erkek geliyor, diyor ki ben, diyor, işte sperm tahlili yaptırdım, bende hiçbir şey yok. Kaç kere yaptırdın? Bir kere yaptırdım. Peki acaba birkaç kere yaptırdığın zamanki sonuç ne çıkıyor? Şimdi bu da çok önemli. Diyeceksiniz ki ya bir adamın madem bu kapasitesi bozuksa hiç düzgün çıkar mı? Bu olmaz. İlk seferinde çıkar aslında deriz, değil mi? Öyle çıkar gibi şey yapıyorsunuz. Şimdi bizim daha detaylı ve kesin verilere kavuşabilmemiz, hı hı, için özellikle erkekte tek sperm tahliliyle sonuca gidemiyoruz. Hı. 15'er gün arayla 3 veya 4 tane sperm tahlili yaptırmamız gerekiyor. Ha, bir tanesinde diyelim ki normal çıkmış, şimdi yorum yapıyoruz. 5 tane yaptırmış, 4 tanesinde de bozuk çıkmış. Kaç senelik evlisin diyoruz? İşte 5 senelik evliyim. Peki hiç korundunuz mu? Yok, korunmadık. Şimdi biz tek sperm tahliline bakarak benim spermlerim normal dediği zaman peki dördü niye bozuk o zaman? Demek ki zaman zaman normale yaklaşmasına rağmen genelde bu erkeğin üreme potansiyeli düşük. Ve bir türlü zaten yumurtlama anını yakalamak da zordur. Kadında bir ay boyunca sadece 36 saat yumurtalıktan atılıp tüplerde beklerken 36 saat spermi bekliyor. Yani bu spermin çok güçlü olması lazım, dayanıklı olması, evet, lazım ki bu 36 saatte bunu bulacak. Şimdi diyelim ki böyle şüpheli bir sperm durumu var. O sperm bir kere ya yumurtaya hiç ulaşamıyordur. Ya yumurtaya ulaşıyor ama yumurta yok ortada. Çünkü bir ay boyunca ne diyoruz? 36 saatte bunu yakalaması lazım. Yani kadın genital organında spermin yaşama müddeti düşük. Çünkü normal değil o spermler. Yani zar zor normalmiş gibi duruyor. Dolayısıyla bu erkeğin bir noktada bir tedavi görmesi lazım. Veyahut da zaten erkek kaynaklı olan bu infertiliteyi biz tek sperme bakarak hayır hiçbir şey yok sizde gibi yanlış yorumluyor olabiliriz. Hı hı. Bilmem durumu anlatabildim, evet, mi? Evet, çok güzel anlattınız. O zaman sadece hormon testime bakıldı ve bir şey çıkmadı deyip sizin dediğiniz gibi kestirip atmamak lazım. Atmamak lazım. Spermi de bir tane ben sperm tahlili yaptırdım. Yaptırdım. Normal, tersi de söz konusu. Mesela siz bir sperm tahlili yaptırdınız. Sorun çıktı. Ve sorumlu çıktı. Evet. Onu da yorumlamak lazım. Erkek yorgun muydu, değil miydi, sigara mı çok içti, hı hı, işte aç mıydı, ne bileyim stresli miydi veyahut da o meniyi verirken cinsel tatmini veyahut da cinsel zevk alması, hepsi bunların ne yapıyor? O semeni oluşturmada etkiliyor, değil etkiliyor mi? Şimdi bir tane yaptırdım, benim spermim kötü çıktı demek de bir noktada yanlış olabilir. Tersini düşünelim, 5 tane yaptırdı, 4'ü düzenli. Bir tanesi bozuk. Bu sefer de ters bir düşünceye kapılacağız. Hı hı. Ha, senin bir tane bu sperm tahlilin bozuk ama genelde normal çıkıyor. O zaman bizim kadın tarafına biraz daha eğilmemiz, hı hı, gerekir gibi bir yorum yapmamız gerekiyor. Hı hı. Evet, o yüzden 15'er günlük aralarla mı dediniz hocam? Yani 15'er gün arayla en az 3 tane sperm tahlili yaptırmakta fayda var ama onun da özellikleri var. Mesela 3 gün hiç münasebette bulunmamış olacak, hı hı, o spermi verdiği ortam iyi olacak vesaire vesaire. O koşullar sağlandıktan sonra yapılacak. Ama hem kadın hem erkek için tek bir tahlil değil. Tabii aralıklı, yani genel, evet, elinizde doğru verilerin olması lazım. Tabii laboratuvar kalibrasyonu falan, yani bunlar da çok önemli. Evet, çok hangi önemli. Hangi laboratuvarda yaptırıyor, nasıl yaptırıyor, hı hı, değil mi? Yani bunları da sorgulamamız lazım. Onun için birkaç tane yaptırmakta ve birkaç zaman farkıyla yaptırmakta fayda var. Devam edelim sorularımıza. 30
7 yaşında bir hanımefendi. 38'de sağlıklı bir çocuğum var. Şu anda 49 yaşındaymış. 38'de evlenmiş, 39 yaşında sağlıklı bir çocuğu olmuş. Ama adet düzensizliğim ve menopoz belirtilerim başladı diyor. Acaba olur mu? 49 yaş herhalde söyleyeceğiniz bir şey. Şimdi tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Evet. Ben şöyle bir hatıra veyahut da şeyle gireyim. Siz bana sorabilirsiniz. Yani senin gördüğün normal doğum yapmış, hiç tedavi görmemiş, kendiliğinden gebe kalmış ve de normal doğum yapmış en yaşlı hasta kaç? Evet, merak ettim şu anda. Ya 53'tü ya 55'ti, yani çok ciddi bir yaştaydı. 50 yaşını geçmiş hasta, kendiliğinden gebe kalmış ve de sağlıklı bir çocuk doğurmuştu. Ancak bütün bunlar tabii ki bir Allah'ın bir hikmeti. Hı hı. Yani demek ki o yaşta da olabiliyor. Ben ona bir şey demiyorum. Ama biz buna bakarak, ya siz merak etmeyin 50 yaşına kadar bekleyin, bak 50 yaşından sonra da doğuranlar var, hı hı, desek herhalde bizi ya gülerler ya kovarlar. Yani elimizde 50 yaşın üzerinde kendiliğinden gebe kalmış ve normal doğum yapmış bir kişi bize bir misal olabilir mi? Evet, mümkün değil. Değil. Bu bir mucize gibi bir şey ama bizim yaşadığımız bir şey. Hı hı. Dolayısıyla biz konuşurken hep ortalamaları, hı hı, ele alarak konuşuyoruz. Onun için 35 yaş diyoruz. Onun için 40'tan sonrası işte riskli diyoruz vesaire vesaire. Ama benim gördüğüm, dediğim gibi 55 yaşında da, ha bu hanımefendi 49 yaşındaymış, olabilir. Yani gebe de kalabilir. Normal sağlıklı çocuk tabii ki doğurabilir. Hı hı. Ben ona bir şey diyemem ama gebe kaldığı zaman mutlaka prenatal testler dediğimiz, yani çocukta bir anomali var mı yok mu, bu testleri iyi yaptırması gerekiyor. Evet. Hormon testini soranlar var. Nasıl yapılıyor ve ne kadar süre Şimdi harcayacağım diyen izleyicilerimiz var. Tabii ki hormon testi, hı hı, gerek kadında gerek erkekte çok önemli testlerden, faktörlerden bir tanesi. Tedaviye onun başlayan üzerinde herkes yaptırıyor mu hocam? Mutlaka yapmamız ha. lazım. Yani ben gebe kalamıyorum, benim hı. çocuğum olmuyor diyen bir kişi elinde hormon olmadan hiçbir şey olmaz. Hı. Bir kere o kesin. Ne kadar sürecek yani, diyorlar. Biz hormonlarına bakmadan ne tedavisi yaparsak yapalım, gerek tüp bebek yapalım, hı hı, gerek tüp bebek dışı tedaviler yapalım, hormonlara bakmadan hiçbir şey yapamayız. Bir tek şey yapabiliriz. Sen git evine, kendi kendine gebe kalıyorsan kal, kalmıyorsan gel dersek, o zaman hormona bakmaya gerek yok. Onun dışında ne yaparsak yapalım, bir kere mutlaka hormonlarına bakmamız gerekiyor. Biraz önce de söylediğim gibi hormonlara bakmanın günleri var, zamanları var. Onlara göre bakmak gerekiyor. Artı sadece adetin gününe göre değil, belirli zamanlarda da, mesela 2 ayda bir, 3 ayda bir, 6 ayda bir, neyse yani onun tabii ki doktor artık karar verecek. Hı hı. Öyle zaman farkıyla da bakmak gerekiyor. Çünkü mesela bir yıl evvel gelmiş hasta, diyor ki benim diyor hormonlarım gayet güzel ama diyor şu anda gebe kalamıyorum. Gel sana bir hormon tahlili yaptıralım diyor. Ne lüzumu var diyor, ben yaptırdım işte. Veyahut bunu sperm için de söylüyorlar. Mesela diyor ki erkek, işte 6 aydır ben gebe kalamıyorum diyor kadın. Hı hı. Diyoruz ki eşine, sen git bir sperm tahlili yaptır, meni tahlili yaptır. Diyor ben geçen sene yaptırdım, normaldi, normaldi diyor. Şimdi burada yani herkes aşağı yukarı biliyor ki bu pek mantıklı değil. Hı hı. Ya yaptırmaktan çekiniyor, yani tabii ki hoş bir şey değil. Yani meni tahlili yaptırmak bir erkek için zor, onu kabul ediyoruz. Ama mecburen bunu yaptırması gerekiyor. Çünkü meni tahlili erkek infertilitesinde bizim için en önemli kriterlerden bir tanesi. Evet. Yani biz o erkeğin neredeyse %70 üreme fonksiyonunu bir tek tahlilde ve basit bir, yani neticede de tabii çok ağrılı değil, bir şey değil neticede, hı hı, bir meni tahlili, ona bakarak karar veriyoruz. Dolayısıyla ben bir yıl evvel tahlili yaptırdım, bir yılda o kadar çok şey değişiyor ki neticede, biraz önce de söylediğim gibi, yani biz bir yıl sonra yaptırıyoruz. O yaptırdığımız tek tahlil bile acaba ne kadar bize fikir veriyor? Ama
hiç yoktan iyidir gibi düşünerek o bir tahlili de yaptırıyoruz. Yoksa o bir tahlil bile yetmeyebilir. 15 günde bir bile dediniz hocam, bir yıl çok uzun yani sizin söylediğiniz gibi. Bir soruda 20 yaşında, eşim 29 yaşında iki taraflı fıtık ameliyatı oldu. Bunun çocuk olmamasına bir etkisi olabilir mi demiş. Çok zayıf bir ihtimalle olabilir. Onun için işte biraz önce söylediğimiz gibi meni tahlilini mutlaka yaptırması gerekiyor. Zaten o meni tahlilinde aşağı yukarı bir fikir verir, ortaya çıkar. Eğer erkek infertilitesini araştırıyorsak. Evet. Sorularımız var, devam edeceğiz. İnşallah dursun sorularımız bir dahaki sefere, çünkü programın sonuna geldik. Bugün Profesör Doktor Mehmet Çolakoğlu hocamla birlikte sizden gelenleri cevapladık doğru bilgilerle. Kimler tüp bebeğe adaydır diye başladık. Şöyle toplayalım mı günümüzü? Bugün neler konuştuk, sizin de son cümleleriniz olsun. Evet. Ve bize mesaj atan bütün izleyicilerimiz inşallah sağlıklı bebeklerine kavuşsunlar, dualı. Biz onlara duacıyız. Evet hocam. Evvela konuşmaya şöyle başladıydık. Üreme çok önemli. Ve üremek isteyen herkesin bunu, bu fonksiyonunu yerine getirmesi lazım. Bu fonksiyonu yerine getirirken de en gelişmiş, en teknolojik olan metotlar neyse onu uygulaması lazım diye başlamıştık. Tabii ki yaşı genç ve kısa süreli evliliği olanla hemen tüp bebek önerilmez, ama özellikle biraz önce saydığımız risk grubu olanlar, yaşı ileri olanlara da hiç vakit geçirmeden, tüp bebek dışı tedavileri fazla uygulamadan tüp bebeğe gitmeleri lazım. Çünkü neticede öyle veya böyle çocuk sahibi olmak çok önemli bir şey. Çocuk sahibi olsunlar. Bu biraz önce yaptığımız kıyaslama gibi hiç çocuk sahibi olmamaktan tüp bebek veya başka türlü tedavi edip çocuk sahibi olup da o tedavinin boşa yapıldığına inanmak, ikisini kıyasladığımız zaman ne olursa olsun, para da harcansa, sinir de harcansa, stres de harcansa, çocuk sahibi olmak her zaman için hiç çocuk sahibi olmamaktan her zaman için iyidir. Onun için bizlerin tabii ki bilinçli, gerekeni gerektiği zaman yaparak tedavilerimizi yaptırmamız gerekiyor. Çocuğumuza bir an önce kavuşmamız gerekiyor. Mutlaka üreme önemli bir şey bir insanın hayatında. Ve bu fonksiyonunu yerine getirebilmek için insanlar çok şeyler harcıyorlar. Çünkü nesilleri devam ediyor. Bizlerim de seyircilerime söyleyeceğim son söz şu olsun. Allah kimseyi çocuksuz bırakmasın. Amin. Herkes istediğine kavuşsun inşallah. Özellikle çocuk özlemi olanlar da bir an önce bu özlemine kavuşsunlar. Ne güzel bir temenniyle, bir dua ile bitirdik. Çok teşekkür ederim hocam. Tekrar birlikte olalım inşallah. Değerli düşünceleriniz, fikirleriniz için sağ olun. Evet, programı sonlandırıyoruz. Yarın saatler onu gösterdiği zaman inşallah ben de KON TV ekranlarında sizi bekliyor olacağım. Yarına kadar Allah'a emanet olun.